Petkim'e giden bir işçi servisi Zeytindağ Kavşağı'nda bir kaza geçirmiştir. Üzücü bir kaza geçirmiştir. Ama çok şükür ki az önce başhekimimiz de burada. Asla yaralılar hakkında bilgi aldı. 23 yaralımız Bergama'da, 9 yaralımız da Aliağa'da tedavi altında. Çok şükür ağır yaralı yok. Ben yaralılara acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun hepsine. Değerli dostlar, saygıdeğer ilçe başkanlarım, geçmiş dönemde belediye başkanlığı yapmış değerli başkanlarım, ilçe başkanlarım, meclis üyelerimiz, değerli yönetim kurulu üyelerim, kadın kolları, gençlik kolları üyelerimiz, mahalle temsilcilerimiz, muhtarlarımız, değerli basın mensupları ve bizlere gönül vermiş ak dostlarımız. Hepiniz basın açıklamamıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii ki sözlerime başlamadan önce ben buraya gelip bize tek tek destek veren bütün dostlarıma hepsine bir teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. AK Parti içerisinde 2006 yılında ilçe yönetiminde başladığım aktif siyasete 2009 yılında il genel meclisliğe devam ettim. Daha sonraki yıllarda bu görevi ifa ettikten sonra 2014 yılındaki yine yerel seçimlerde belediye meclis üyesi olarak seçildim ve bugüne kadar görevimizi devam ettirdik. 2015 yılında yine parti büyüklerimizin tavsiyesi ve tevazusu ile il yönetiminde 1,5 yıl görev yapma imkanı buldum. 2016 yılı Eylül ayından bu yana da ilçe başkanlığı görevini sürdürmekteydim. 30 Kasım 2018 günü yeni bir kapı, yeni bir sayfa açmak üzere çok sevdiğim ilçe başkanlığı görevinden il başkanlığımıza sunulmak üzere cuma günü ilçe başkanlığından istifamı vermiş bulunuyorum. Ve Allah nasip ederse 31 Mart 2019 seçimlerinde belediye başkan adaylığı için müracaatımı yapmış bulunuyorum. Her şeyden önce partimden ilçe başkanlığından ayrılırken bir hüzün içerisindeydim. Burada görev yapmak bir ayrıcalık. AK Parti'de görev almak, AK Parti'de hizmet etmek bir ayrıcalık. Biz bu ayrıcalığı uzun yıllardır birlikte, hep birlikte yaşadık. Geçmişte görev yapmış büyüklerimiz, arkadaşlarımız var. Hepsinden Allah razı olsun. Bu hizmete, bu davaya çok büyük hizmetler kattı. İlçe başkanlığı görevim içerisinde 2 yıl boyunca birçok sorunu burada birlikte halletmeye, çözmeye çalıştık. Çözdüklerimiz oldu, çözemediklerimiz oldu. Tabii ki büyük başarılara, büyük hizmetlere de imza attık. Lakin 2009 yılından bu yana maalesef 10 yıldır Bergama'da belediyecilik anlamında, belediyecilik hizmetleri noktasında bir iflas söz konusudur. 10 yıldır maalesef Bergama geldiği nokta, bugün dışarı çıkar bakarsanız görürsünüz, çamur ve çukur. Başka yapılan bir şey yok. Şu anda maalesef Bergama içerisinde bir yerden bir yere gitmek çok büyük problem. Bu dertleri, sıkıntıları biliyoruz. Köylerdeki sıkıntıları biliyoruz. Yaşanan problemleri biliyoruz. Hafızamız taze. Lakin belediyecilik hizmetleri noktasında yapılamayan bu hizmetler Bergama'nın hemşehrilerimizi oldukça mağdur etmiştir. Bizler bunu düzeltmek için bu göreve talip olduk. Rabbim neyi nasip eder bilmiyoruz. Ama bu yola çıkarken tüm dostlarının desteğini görmek, teveccühünü görmek bizleri çok mutlu etti. Bu yüzden 2019 yerel seçimlerine girerken hep birlikte daha güçlü, daha azimli bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Hükümetimiz gerçekten bu noktada bölgemizi çok önemsiyor. Bergama'nın doğusundan geçen İzmir-İstanbul otoyolu ve batısından geçen İzmir-Çanakkale otoyolu Bergama'yı bundan sonra artık bir kavşak noktası haline getirmiştir.
Çandarlı Limanı bir Bergama İzmir projesi değil, bir Türkiye projesi değil, bir dünya projesi. Ve bu proje devam ediyor. Durdu diyenler var, yapılmayacak diyenler var. Kesinlikle durmadı ve kesinlikle bu yapılacak. İnşallah altyapısı bitmiş olan bu Çandarlı Limanı'nda üst yapı ihalesi çok yakında gerçekleştirilecek. Olur. Çok önümüzdeki yıllarda hizmete girecek. Bu Bergama'nın kaderini değiştirmek noktasında bizler için önemli bir dönüm noktası. Yine Bergama'ya İzban önümüzdeki 2 yıl içerisinde inşallah ulaşmış olacak. Geçtiğimiz yıl içerisinde ihalesi yapıldı. Hızlı bir şekilde kamulaştırmalar devam ediyor ve 2 yıl sonra inşallah Bergama'da hemşehrilerimiz İzban'ı kullanmaya başlayacaklar. TOKİ ile ilgili geçen yıl önemli bir gelişme oldu. Yine hükümetimiz Bergama'yı önemsiyor. Bergamalı hemşehrilerimize değer veriyor. TOKİ arazisi 85 bin metrekarelik TOKİ arazisi artık Bergama'da mevcut. İnşallah önümüzdeki aylarda hep birlikte temelini atmak da nasip olur. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın 2014'teki talimatlarıyla doğalgaz Bergama'da kapımıza dayandı. Şu anda kazıyla ilgili sorunlar var. İnşallah önümüzdeki yıl Bergama'ya ulaşan bu doğalgaz tüm hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak. Bu da Bergama'mıza hayırlı uğurlu olsun inşallah. Yine geçtik. Bu yıl içerisinde eski Bergama Devlet Hastanesi'nin yerinde planlanan yeni bir diş hastanesi planlaması yapıldı ve ödeneği çıktı. Plan projeler tamamlandı. İnşallah önümüzdeki günlerde bu diş hastanesi de hizmete alınacak ve Bergamalı hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır. Bunları neden anlatıyorum? Bergama'ya hizmet yapılmıyor, Bergama'ya hükümet tarafından önem verilmiyor diyen kişiler için bunları anlatmamız gerekiyor. Daha bizim sayamayacağımız onlarca göle, baraj ve tarımla ilgili yapılan birçok yatırım bölgemizde mevcut. İnşallah bizler de yerel seçimlerde 2019'da yapılacak, Mart ayında yapılacak olan bu yerel seçimlerde belediye ile bunu taşlandırabilirsek Bergama inanın çok farklı bir boyuta taşınacak ve istihdam noktasında yaşadığımız bugün bu sıkıntıları da inşallah çok büyük bir azimle atlatacağımıza inanıyorum. Geçtiğimiz hafta içerisinde Ankara'daydık. Ankara'da Salı günü grup toplantısında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıkladı. Sayın Nihat Zeybekçi inşallah İzmir'e çok büyük hizmetler etmek için geldi ve bunu da başaracağına canı gönülden inanıyoruz. Sayın Nihat Zeybekçi İzmir'i iyi tanıyan, İzmir'i iyi bilen, İzmirli bir iş adamı olan, geçmişi başarılarla dolu olan bir kişi. 2 dönem Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı başarıyla yapmış. Geçtiğimiz yıl yine Ekonomi Bakanlığı'yla oldukça büyük başarılara imza atmış önemli bir başkan. Ben İzmirli'nin bu fırsatı değerlendireceğine bu sefer inanıyorum. Yine geçtiğimiz yıl Sayın Bakan'dan söz açılmışken Nihat Zeybekçi 2017 yılının Ekim ayında Ege Serbest Bölge Anonim Şirketi ile bir ön protokol imzaladı. Neydi bu? Yine hükümetimizin yaptığı bölgemizle ilgili bir hamle. Bu serbest bölge Batı Anadolu Serbest Bölgesi adı altında Bergama'da kurulması planlanan bir büyük bir alanda kurulması planlanan serbest bölge. İnşallah liman ve otoyolların tabii ki altyapısı hızlı bir şekilde devam ediyor, yapımları devam ediyor. Bunlar tamamlandıktan sonra serbest bölgeyle ilgili 1 yıldır planlama çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki yıl büyük fabrikaların, büyük işletmelerin Bergama'da inşallah kurulduğunu hep birlikte müşahede edeceğiz. Bergama'da en büyük sorunlarımızdan biri iş ve istihdam. İşçilerimiz Alanya'ya gidiyor, İzmir'e gidiyor veya göç etmek zorunda kalıyor. Yeni gençler iş bulmakta güçlük çekiyor. Bu yüzden yapacağımız her hamle iş ve istihdam üzerine olacak.
Bergama'nın çevresini düzeltmek üzere olacak. Şu an Bergama'nın durumundan dışarı çıktığımızda, baktığımızda hiç kimse memnun değil. Çevrecilikle övünen, tırnak içinde grup maalesef çıktık da şu çevresine bir göz atmış değil. Bergama'nın bir mahallesinden diğer mahallesine giderken inanın hem yürüyerek hem yaya hem de araçla çok büyük zorluklar yaşıyoruz. İşte bizler bunları değiştirmek için, bunları yeniden imar etmek için bu görevlere talip olduk. Ben bugüne kadar birçok arkadaşımıza görev yaptım. Aramızdan ayrılanlar oldu. Ahirete intihar edenler oldu. Ben onlara da buradan Allah'tan rahmet diliyorum. Ve birlikte çalıştığımız, birlikte emek verdiğimiz arkadaşlarıma bugüne kadar işin gereği eğer üzdüysem, kırdıysam haklarını helal etmesini istiyorum. Benden yana varsa helali hoş olsun. Önümüzdeki süreçte inşallah bu aday adaylarımız müracaatından sonra takribi bir 10-15 gün içerisinde parti büyüklerimiz, il başkanlığımız, genel merkezimiz tüm Türkiye'de ilçelerin hepsini birlikte inşallah açıklayacaklar. Sonuç ne olursa olsun Rabbim hakkımıza hayırlısını kılsın inşallah. Bizler bunu umut ediyoruz. Bunu bekliyoruz. Bugün yanımda olan tüm arkadaşları tek tek sayamayacağım ama Dikili ilçe başkanım, Ali Ağa ilçe başkanım, eski belediye başkanlarımız, eski ilçe başkanlarımız, benim görebildiğim eski gençlik kolları başkanlarımız, eski meclis üyelerimiz ve teşkilatımızın her kademesinde görev almış kadın kollarımız, yine eşraftan olan mahalle temsilcilerimiz, ben hepsine teker teker bugün buraya geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki sürecin hem partimize, hem şehrimize, hem milletimize hayırlı olmasın diyorum. Hepiniz kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun. Basın mensubu arkadaşlardan eğer sorusu olan varsa onları da alıp fazla soğukta dışarıda ağırladık misafirlerimiz, kusura bakmayın falan küçük olduğu için onları da alıp ondan sonra toplantımızı inşallah nihayete erdiririz. Varsa sen. Başkanım, siz aday adaylarınızı açıklamak için ilçe başkanlığı görevinde 1 Aralık son güne kadar beklediniz, istifa edip ayrıldınız. Tabii son zamanlarda ilden gelen görüşler şöyle şu şekilde, ilçe başkanları bu bırakma durumunda ille mutlaka danışma halinde olacaklar dediler. Sizin ile gidip bunu söylediğinizde ben bu göreve talip oluyorum, aday adayı olacağım dediğinizde size nasıl karşıladılar, nasıl bir cevap verdiler? Onu merak ediyoruz. İstifa edin mi dediler, etmeyin mi dediler? Evet, basın gözüyle spekülatif bir haber, soru bu. Nasıl atladın diye düşüneceğim bu arada. Şimdi tabii değerli dostlar, teşkilatın bir disiplini var. Biz bu disiplin içerisinde yetişmiş kişileriz. Teşkilatımız bize neyi buyurursa biz o şekilde yolumuza devam ederiz. Tabii ki il ve ilçe başkanlarının ve yönetim kurullarının 1 Aralık gününe kadar eğer böyle bir niyetleri varsa yasa gereği istifa etmeleri söz konusuydu. 1 Aralık'a kadar beklemeleri noktasında genel merkezimiz telkinde bulundu. Ve 1 Aralık'ta bazı arkadaşlara müsaade verildi. İstifa müsaadesi. Teşkilatlarında çünkü şu süreçte istifalarla boşalıp tekrardan teşkilatların kurulması noktasında yeni bir emeğe ve zaman kaybına tahammülü yok. Teşkilatın. Bundan dolayı bazı müsaade edilen ilçe başkanlarımız istifasını verdi. Tabi bunlar da şunu söyleyeyim, tabi sonuca gelirsek %100 şu olacak diye bir şey sonuca varamayız. Genel merkezimiz, il başkanlarımız bu konuda istişareleri yapar. En son kararı verir. Biz de ona hep birlikte uyarız inşallah. Teşekkür ederim. Ege'de son ses.com